ben buradayım sevgili okuyucularım. Ya siz neredesiniz? Nereden başlıyorduk demiş ya usta. Eklemiş ardına. Başı ve sonu belli olan hayatının ortasını kaçırmamalıyım diye. İlkten sonrası, sonun öncesini yaşıyoruz. Tam da şu anda. Peki yine yeniden bize hediye günde nereden başlıyoruz? Belki de son günümüz. Kim bilir? Sevdiğine, sevdiğini bir daha demeli. Sonra bir kere daha. Bir kere daha. Bir kereler eklenmeli o bir kerelerin üstüne defalarca. Günüdür. Affetmeli seni kıranım. Gözünün içine bakıyorsa ama. Gün, cuma ertesi, pazar öncesi. Gün, Oğuz Atay dostlar. Gün, yürek buluşması. Yürek dolusu sevmeli. Ağız dolusu sevdiğine sevdiğini demeli. Ve kucak dolusu paylaşmalı. İçer Sanat Kulübü, tutunamayanlardan Oğuz Atay'ı anma ve anlama etkinliğine hoş geldiniz dostlar. Bazılarımız şiirlere tutunuyor, bazılarımız şarkılara. Bazılarımız filmlere tutunuyor, bazılarımız kitaplara. Sanırım artık insan tutunamıyor insanı. Tutunamıyoruz usta. Öyle bir dönemdeyiz ki hızla kirleniyor renkler. İstesek de dokunamıyoruz insanı. Onu düşünerek yazdıklarımı, o kimi düşünerek okuyor onu değil. Aslında ben yalnız değilim onu değil. Sadece onlar çok kalabalıklar. Benimle savaşma Oldik. Çünkü kazanırsan kaybedersin. Yoruldum. Daha ne kadar dayanacağız Oldik? Sabrımız ve gücümüz bitene kadar efendimiz. Biliyor musun Oldik? Ben yaptığımda bütün yanlışlar doğruydu. Seviyorum Oldik. O da sizi seviyor mu efendimiz? Ben seviyorum. Yetmez mi Oldik? Sevelim efendimiz. Beklemeden sevelim o zaman. Biz de seni sevdik Oğuz. Biz de seni sevdik Oğuz Atay. İlkokul öğretmeni Muazzez Zeki Hanım'la Kastamonu kökenli hukukçu ve Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerinden Cemil Atay'ın evliliğinden 12 Ekim 1934'te Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelir Oğuz Atay. Tutunamayanların tutunamayanın yazdıklarıyla çokça hayatımıza dokunuyor. Babası Cumhuriyet'in ilk kuşak aydınının özelliklerini taşır. Misyonundan emin, şaşmaz adımlarla yolunda ilerleyen, öğreten, eğiten, yol gösteren biridir. Oğuz Atay'ın çocukluk ve ilk gençlik dönemleri üzerinde annesi Muazzez Hanım kadar etkili olmasa da hayatının önemli kararlarını babası yüzünden ertelediği bilinir. Lise yıllarında resim ve tiyatroya duyduğu ilgiye ve resim öğretmeninin onu sanat akademisine yönlendirme çabasına rağmen babası onu doktorluk veya mühendisliğe yönelmesi gerektiği konusunda katı bir şekilde uyarır. Babasının ölümünden 2 yıl sonra kaleme aldığı Babama Mektup adlı otobiyografik metninde şunları yazar. Genellikle sert, duygusuz ve bencil göründü. Aramızda hiçbir zaman alışılmış bir baba-oğul ilişkisi olmadı. Ne ben bütün meraklı çocuklar gibi durmadan her şeyi sana sordum, ne de sen oturup bana bazı şeyleri açıklama gereği duydun. Oysa şimdi seni düşündüğüm zaman babacığım, durmadan gülümsüyorum. Seni sen olarak yaşamak istiyorum. Bazı kitaplar yüzünden kafam biraz karışsa da bugün bile senin içtenliğini taşıdığımı ümit ediyorum. Yine de sonunda sana bütünüyle benzemekten korkuyorum babacığım. Birlikte yaşadığımız günlerde
bütün beğenilerim sana karşı duyduğum tepkilerle oluştu. Sen klasik Türk müziğini goygoyculuk diye niteledin. Batı müziğine tepkini de sadece kapat şunu biçiminde gösterdiğin için ben her ikisini de sevmeyi görev saydım kendime. Kültür hakkında öteki yargıları da pek iç açıcı değildi. Özetle çevrendeki her şeyi kesin çizgilerle ikiye ayırdın. Bu bakımdan da sana benzediğimi itiraf etmeliyim. Dünyada yalnız güzellerle çirkinler vardı. Bir insan ya akıllıydı ya da aptal. Senin gibi başını dik tutmasını bilemeyen bütün insanlar dal kavuktu. Sana benzemeyen kibar davranışlı insanları da zübbelikle suçlardım. Biz annemle ben sana itiraz ederdik. Fakat ben farkına varmadan senin orta yola fırsat vermeyen bu acımasız sınıflamalarını benimsemişim babacığım. Üstelik en kötüsü de bu galiba benim için böyle olduğumdan gizlice memnunluk duyar gibiyim ki işte asıl buna dayanamıyorum. Çünkü ben babacığım biraz da duygularımın romantik bölümünü sen kızacaksın ama annemden aldım. Sonunda senin gibi ölecek miyim? Anne Muazzez Hanım oğluna düşkündür. Bu ilgide oğlunun küçük yaşta geçirdiği zatürrenin payı büyüktür. Hayatının geri kalan kısmını hep etkileyecek olan bu hastalık ilkokul yıllarında ilgi duyduğu atletizmden de koparılır. Yıldız Ecevit, Ben Buradayım isimli kitabında bu durum için şöyle bir saptamada bulunur. Oğuz Atay'ın çocukluğunda geçirdiği bu hastalık büyük bir olasılıkla onun iç dünyasında yaşadığı çevreye yabancılaşma olgusunun ruh bilimsel nedenlerinin gerisindeki fizyolojik kökenli kaynağı kendisidir. Kız kardeşi Okşan Ögel de Oğuz çok sakindi. Bir kız çocuğu gibiydi. Diyerek Yıldız Ecevit'i bu konuda doğrular aynı kaynakta. Babasının milletvekili seçilmesi nedeniyle 5 yaşında ailesiyle Ankara'ya gelen Oğuz Atay, daha ilkokula başlamadan okuma yazmayı öğrendiği için ilkokula 2. sınıftan başlar. 40'lı yılların ortasında daha sonra Ankara Koleji'ne dönüşen TED Yenişehir Lisesi'ne girer. Atay'ı kültürel anlamda bu dönemde yönlendiren kuzeni Firuzan'dır. Mesela gelişiminde çok önemli rol alacak olan dünya klasiklerini ilk onun önerisiyle okumaya başlar. Bu yıllarda karikatürle çizer. Atay'ın ince mizah anlayışı daha sonra yazacağı kitaplarında da kendisini gösterir. 1950-51 ders yılı sonu ve veda müsameresinde rejisörlüğünün tiyatro oyuncusu Agah Yun'un üstlendiği Shakespeare'in Hırçın Kız isimli oyununu oynar. Bir diğer tutkusu olan resim lise yıllarında ilgi duyduğu bir alandır. Resim öğretmeni onun çizimlerini beğenir, resme yönelmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Türk resminin önemli iki ismi Turgut Zaim ve Eşref Üren'den resim dersleri alır. Ancak babası güzel sanatların karın doyurmayacağını söyleyince Üren, babana söyle sana köşe başında işlek bir yerde bir bakkal dükkanı açsın o zaman, iyi para kazanırsın. Oğuz Atay'ın içinde ukde olarak kalan ressamlık arzusu, yıllar sonra Tutunamayanlar romanı karakteri Selim'in ağzından açığa çıkacaktır. 3 çeşit meslek varmış. Mühendislik, doktorluk, bir de hukukçuluk. Ben ressam olmak istiyordum. Babam böyle bir meslek olmadığını söyledi. Yağmur yağıyor Olcay. Islanıyor etraf. Ağlasak kimse anlamaz değil mi? Anlamaz efendimiz. Bu yol nereye çıkar Olrik? Hiçbir yer efendimiz. Hiçbir yer neresidir Olrik? Doğru yerdir efendimiz. Gidelim mi? Vardık efendimiz.
1930'lu yıllar. İnkılaplar birbirini izlemekte ve genç Cumhuriyet hızla kendi kurumlarını oluşturmaktadır. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal bir an önce Batı'yı yakalamak ister. Ama tam da o yıllarda Avrupa'nın üzerinde kara bulutlar dolanmaya başlamıştır. Oğuz Atay, Hitler'in iktidara geldiği andan başlayarak daralmış bir Türkiye'de geçirir çocukluğu. Savaş rüzgarlarının her an hissedildiği, yoklukların büyüdüğü bir Türkiye'de. İlk romanı, Tutunamayanlar. Edebiyat çevrelerine göre hem söyledikleriyle hem söyleyiş biçimiyle bir baş kaldırıdır Tutunamayanlar. Baş kaldırıyorum işte, varım benim farkıma der gibi ustanın yazdıklarını. Olabildiğince farklı, etkili dili ve kalemi. Tutunamayanlardaki edebi yetkinlik, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve Türk romanında bir çığır açmıştır. Sadece 43 yıllık yaşamında hiçbir ikinci baskı yapmayan, ne yazık ki değeri öldükten sonra anlaşılan. 1972 yılında Tutunamayanlar, 1973 yılında Tehlikeli Oyunlar ve 3 adet kitap yayınladığı en verimli yılı olan 1975'te Bir Bilim Adamının Romanı, Korkuyu Beklerken ve Oyunlarla Yaşayanlar adlı 5 kitabını sürdürmüştür. Kelimelerden önce de yalnızlık vardı, kelimelerden sonra da var olmaya devam etti yalnızlık. Kelimenin bittiği yerde başladı. Kelimeler yalnızlığı unutturdu ve yalnızlık kelimeyle birlikte yaşadı. İnsanın içinde. Kelimeler yalnızlığı anlattı ve yalnızlığın içinde eriyip kayboldu. Yalnız kelimeler acıyı dindirdi. Ve kelimeler insanın aklına geldikçe yalnızlık büyüdü, dayanılmaz oldu. Tutunamayanlar. Kitapçıların ve çiçekçilerin bazı özellikleri olmalıdır. Gelişigüzel insanlar bu mesleklerin içine girmemeli. Kitaplar ve çiçekler özel itina isteyen varlıklardır. Ne yazık ki bu meslekler de artık olur olmaz kimselerin elinde, sattıklarıyla ilgileri olmayan kişilerin. Durmadan kitaplara ve çiçeklere eziyet ederler. Onlara nasıl davranılacağını bilmezler. Bana kalırsa bir kitapları koruma derneği kurmalı ve kitaplara kötü muamele edilmesini önlemeli. Ben Selim değilim oğlum. Selim romanları okuya okuya Selimliğe özenen bir Don Kişot olmaktan korkuyorum. Don Kişot büyük bir soyluydu efendim. Bizdeki kitapların çoğu iyi bir harflerle basılıyor oğlum. Kültür seviyemizi gösteriyor bu iri harfler. Okumayı yeni öğrenen bir millet olduğumuz için iri harfleri tercih ediyoruz efendim. Günahlarımın ağırlığına dayanamıyorum hocam. Bu günahları işlerken neden beni uyardınız? Buna hakkım yok efendim. Günahlarınızı işlerken bile öyle güzeldiniz ki size kapılmamaya imkan yoktu. Hem o günahları işlerken bile çevrenizdeki sahtelikleri öyle güzel aydınlatıyordunuz ki bir daha göremeyecekler sizin gibi bir deli efendiniz. Ona yaptığınızı bana yapamayacaksınız. Beni yolundan çeviremeyecekler olacak. İnsan Selim olduktan sonra ne yapsa olur. Anlıyor musun olacak? Anlıyorum efendiniz. Anlamasam da olur. Kimse anlamasa da olur. Gerçek hürriyet budur. Ben anlıyorum Aldik. Ben anlıyorum efendiniz. Anlatamasam da olur. Oğuz Atay 1951 yılında liseyi bitirip İstanbul Teknik Üniversitesi sınavlarına girer ve inşaat fakültesini kazanır. Ailesiyle beraber İstanbul'a taşınırlar. Mühendisliğe daha başından itibaren ilgisizdir. Üniversite yıllarında sosyal konulara da ilgi duymaya başlar. Marksizmle tanışır. Marx'ın, Hegel'in,
Lenin'in kitaplarını okur. Sonraki yıllarda birlikte gazetecilik maceralarını da atılacağı sınıf arkadaşı Turhan Tükel'in büyük etkisi vardır onun bu yöneliminde. 1957'de üniversite mezuniyetinin ardından askerlik hayatı başlar. Askerliğinin ilk 6 ayını İstanbul'da, geri kalan dönemini ise Ankara'da yedek subay olarak tamamlar. Yeni bir çevre edinir. Geneli İstanbul'daki tanıdıkların uzantısı, Ankara'daki Pazar Postası grubu çok heyecanlı gelir Oğuz Atay'a. Solun sindirildiği yıllarda sosyalizmin tartışıldığı ilk yayın organlarından biridir Pazar Postası. Turgut Uyar, İlhan Berk, Cemal Süreya, Orhan Duru, Ceyhun Altuf Kansu, Fethi Naci, Muzaffer Erdoğuz, Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Güner Sümer, Korkut Boratav, Yılmaz Güney, Can Yücel, Tarık Dursun, Fikret Hakan, Asım Bezirci, Atilla İlhan ve Ahmet Oktay'dan oluşan çok geniş bir yazar yelpazesi vardır Pazar Postası'nın. Yedek Subay Atay çoğunlukla üniformasıyla gelmektedir bu toplantılara. Pazar Postası'nda ilk imzasız yazılarını yayımlatır ve Batı'da yayınlanmış sosyalist içerikli makaleleri çevirerek işçiler ve devrim konularını başlıklara taşır. Yazdıklarıyla dünyayı değiştirmek niyetinde değildir. Bireyi değiştirmek ister sadece. 1959 yılının Mayıs ayı sonunda askerlik görevini bitirip İstanbul'a döner. Denizcilik Bankası İstanbul Şehir Hatları İşletme Müdürlüğü'nde aynı yıl işe başlar. Tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy Vapur İskelesi'nin yapımında çalışır. Görevinden istifa ettikten sonra şimdiki adı Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünde öğretim üyesi olur. Oğuz Atay, üniversite son sınıftayken tanıştırıldığı kendisinden 5 yaş büyük Fikriye Fatma Gürbüz'le uzun bir aradan sonra tekrar görüşmeye başlar. Fikriye Gürbüz aynı zamanda Uğur Ünel'in de arkadaşıdır. 2 Haziran 1961'de evlenirler. Evlenmeden tam 2 hafta önce 19 Mayıs 1961'de arkadaşı Afşin Baysal'a bir mektup yazar Oğuz Atay. Evet, sana önemli bir haberim var. Evleniyor. Bizim bazı davranışlarımız galiba çok benziyor. Ben de senin gibi bu haberi bir mektupla veriyorum. Senin yaptığın gibi uzun bir yazışmama devresi sonunda bu sessizliği bozarak seni, bana da öyle olmuştu, şaşırtıyorum. Daha başka benzeyişler de var. Evleneceğim kızı daha önce tanıyordum. Fakat uzun zamandır görüşmüyorum. Bir gün ona yalnız yolda değil, sinemada rastladım. Konuştum. Sonra sevildi. Bu cümle çok söylenmiştir ama yeniden yazılabilir. Evlenme kararı verdik. Belki şu satırları okurken sen de mi? Yok canım, vah vah. Benzeri sözleri aklından geçireceksin. Eksik olmasınlar. Buradaki arkadaşlar bu sözlerin öyle varyasyonlarını buldular ki senin yeni bir şey söyleyebileceğini sanma. Onun için ciddi ve meselenin ehemmiyetine müdrik fikirler beklerim senden. Oğuz Atay devam ediyor mektubunda anlatmaya. Sonra biliyor musun, ben Saadet'ten hoşlanıyorum. Onun için de evleniyorum. Saadet'ten derken güzel ve yumuşak bir şeye dokunuyor gibi oluyor. Bir insanın idam edilişini düşünmekten ne kadar hoşlanmıyorsan, saadetin kelimesini bile düşünmekten de o kadar hoşlanıyorum. Kendimi ölçtüm, biçtim, meziyetlerimi, kusurlarımı düşündüm. Sonra karar verdim. Benim bu halimle birçok insandan daha fazla mesut olmaya hakkım var. Pek öyle kötü bir adam sayılmam, ne dersin?
Oğuz Atay'ın ölümünden sonra 2002 yılında Cumhuriyet Dergi'de Feridun Anlaş'la yaptığı röportajda şöyle anlatır evliliklerini Fikriye Gürbüz. 61'de evlendi. 62'de Özge doğdu. İşlerim vardı. Çocuk ve iş arasında mekik bulunuyordum. Keşke onunla evlenseydim. Okudukları, yazıp ettikleriyle. Gelip bir yere dayanmıştı. O, Kudu Hoca'nın ötesine geçmek, özgür kalmak istedi. Ben de üst edemedim, gitmek istiyordum. Hayır, hiç merak etmedim sonraki hayatını. Ama ne yapacağını, neler yazabileceğini düşünmedim değil. Tanışmamız şöyle oldu. Aynı burada sizin oturduğunuz gibi. Ben buradaydım, o da tıpkı sizin gibi karşıdan bana bakarak geldi. Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanışmıştık. Birbirimizi ilk kez görüyorduk. Hep o konuşmuştu. Güzel bir insan diye geçirmiştir içimde. Yazdıkları hayatımızdı. Hepimiz. Türkiye vardı. Geçenlerde tehlikeli oyunları yeniden okudum. Daha çok anladım. Daha çok kendim oynadım. Tehlikeli Oyunlar romanındaki şu yazılanlar Fikriye Gürbüz'ün içinde yankılanır adeta. Ben suçluyum. Bir zamanlar seni sevmiştim ve sevgiyi senin suretinde yaratmıştım. Bu kalbin birini sevmeye ihtiyacı vardı. Ve sen bunu anlamadın. Ve bana eziyet ettin. Ve eziyet ettiğini bilmedin. Ve sana izin verdim ki bilmeden yaptığın eziyet artsın. Ve sonunda artık dayanamıyorum diyebilmek için ben de bilmeden bu oyunu oynadım sana. Oğuz Atay, Uğur Ünel, Uğur Ünel'in eski eşi Selin Seydi ve müzisyen arkadaşları Özen'le birlikte Klan adını verdikleri bir grup kurarlar. Kendilerini burjuva düzeninden korumalarına yardım eden, istedikleri yaşamı kurmaya cesaretlendirecek bir sonraki yıllarda her ne yaşanırsa yaşansın, asla birbirlerine sırt çevirmezler ve klanın dağılmasına asla izin vermezler. Oğuz Atay, Uğur Ünel'in eski eşi Sevin Seydi ile Beyoğlu'nda aynı evi paylaşmaya karar verir. 1968 yılının başlarında tutunamayanların ilk sayfalarını yazmaya başladığında ise Sevin Seydi bir sığınak olur onun içinde. Bir yıl gibi kısa bir sürede romanın yazımını bitirir ve ilk iş olarak Müsat Bener'e okutur dosyayı. Müsat Bener o dönemi şöyle anlatır. Benimle ilişkisi aman ne dost ne insan adam bazında değil. Çarpışacağı, tartışacağı bir adam olarak ilgisini çekmiştim. Bener, genel olarak beğenmekle birlikte bazı çekinceler ileri sürer ve kısaltmasını ister romanını. Ama Oğuz Atay tek bir satırını bile değiştirmekten yana değildir. Ancak daha sonra çalışmaya ve eksiltmeler yapmaya ikna olur ve 1970 yılı TRT Roman Yarışması'na yetiştirir. Beklediği gibi ödül alsa da kalınlığı bahane edilerek geri çevrilir pek çok yayın evinden. En sonunda bir yayıncı bulunur ve kitap iki cilt halinde 1971 yılının Aralık ayında ilk kez yayınlanır. Oyunlar. Evet, Tehlikeli Oyunlar. İkinci romanıydı ve 1973 yılında çıkardı. Oğuz Atay bu romanında yine bireyin iç dünyasındaki problemleri, çevresiyle uyumsuzluğunu, bunalımlarını anlatır. Tehlikeli Oyunlar, tutunamayanların bittiği yerde başlar. Tutunamayanların kahramanı Turgut Özmen, yaşadığı hayatın içinden çıkıp gider. Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Benose, yaşadığı düzeni terk ederek bir gecekondu mahallesine. 1971 yılında gerçekleştirdiği bir röportajında tehlikeli oyunların gelişimi şöyle açıklar.
Sanırım bu romanın kahramanı da tutunamıyor. Bu konudaki yakınmalarını pek ciddiye almıyor. Tutunamayanların baş kahramanı Selim kadar haklı değil galiba. Tehlikeli oyunların kahramanı Hikmet de bunun farkında olacak ki tatsız sıkıntılarını dindirmek için oyunlara başvuruyor. Kitabın adı Tehlikeli Oyunlar olacak. Beni anlamalısın diye başlıyor Deniz. Beni anlamalısın. Çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz. Yaşarken anlaşılmaya mecburum. Ne derim? Ne anlamlı sözler değil mi? Derinlerinde boğulurcasına. Bazı insanlar bazı şeyleri hayatlarıyla değil, ölümleriyle ortaya koymak durumundadır. Bu bir çeşit alın yazısıdır. Bu alın yazısı da başkaları tarafından okunamazsa hem ölünür ve hem de dünya bu ölümün anlamını bilmez. Bu da bir alın yazısıdır ve en acıklı olanıdır. Bir alın yazısı da ölümün anlamını bilerek ona bu anlamı vermesini beceremeden ölmektir ki bazı müelliflere göre bu durum daha acıklıdır. İçindeki yoklukları, yoksunlukları, derin yalnızlığı ise şöyle aktarır. Kafam can kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim açıyor. Anlıyor musun? Ağzının, güzel dudaklarının yanında bir gülümseme yaratmak için ne uzun yollardan geçiyorsun. Kendinden veriyorsun ve durmadan eksiliyorsun. Oysa bazı insanlar oldukları gibi kalarak elde ederler istediklerini. Ben kanımı damla damla süzerek veriyorum. Oğuz Atay, senin sevdiğine olan birlikteliğinde de aradığını bulmaz. Yeni Ortam gazetesinde muhabir olan ve 1972'de bir söyleşi sebebiyle tanıştığı Hafize Kutlu ile 26 Nisan 1974'te evlenmiş. Onun peşini bırakmamalıyım Oğuz. Oyunu bizim gibi anlamıyor galiba. Fakat zararı yok. Oyunun farkında bile olması önemli. Belki fakültedeki kız arkadaşıyla birlikte seyrettiği bir filmin heyecanını duyuyoruz. Farkında olmadan heyecanlandırdık onu. Ölüme sıcak mı işler yoksa soğuk mu olacak? Ölüler için sıcak da soğuk da bir duymazlar efendimiz. Söyle ne olacak? Fena oluyorum. Ölümü bilerek yaşamak istiyorum ben. Yaşamanın anlamını bilmek için ölümün anlamının karanlıkta kalmasını istemiyorum. Siz ne yaparsanız odur efendimiz. Beni şımartıyorsun olacak. Zararı yok efendimiz. Çünkü artık sizi kimse şımartmayacak. Beni korkutuyorsun olacak. Siz istemeyeceksiniz efendimiz. Güzellikleri kendiniz bulup çıkaracaksınız. 1975'te Koşan Ünvanı kazanır. Aynı yıl 1975'te yayınlanan Korkuyu Beklerken adını verdiği hikaye kitabındaki 8 öyküsünde yaşam karşısında belirli sebepler yüzünden zayıflık gösteren insanların yaşantılarını anlatır. Tutunamayan olarak adlandırılan bu karakterler onun hikayelerinde de başrolde yer alır. Ben diye bağırdım. Sonra adımı tekrarladım birkaç kere. Ben burada gizli bir mezhebin kurbanı olarak bir saksı çiçeği gibi kuruyup gidiyorum. Ben çiçeklere bakmasını bilmediğim için kendime bakmasını da bilmiyorum. Ben yalnızlığı istemekle suçlanıp yalnızlığa mahkum edildim. Bu karara bütün gücümle muhalefet ediyorum. Ben yalnızlığa dayanamıyorum.
ben insanların arasında olmak istiyorum. Murat Anlıgan, ölümünün üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 2007 yılında Oğuz Atay'a yazdığı mektubuna şöyle başlar. Edebiyat camiası içinde de artık seviliyor musun üstadım? Yazarlar seni rahatlıkla sevdikleri yazarlar arasında sayabiliyorlar. Çünkü artık ölüsün. Kimseyle yarışmıyorsun. Varlığın kimseyi tehdit etmiyor. Yeni bir kitapla söz almıyorsun. Bilirsin, geçmişte de öyleydi. Yaşadığında gününe kızanlar, küsenler hep ölülere sığınırlar. Sana da öyle yapılıyor. Elbette hatırlıyor ama artık bulursan ölürsündür. Sen öleli 30 yıl oluyor. Sana tutunamayanları, tehlikeli oyunları yazdıran bu memlekette zamanla değişenlerle hiç değişmeyenlerin dökümünü yapmak, yokluğunda olanları anlatmak bir mektubun kaldıracağı şey. Ayrıca gerekli mi, ondan da emin değilim. Bazı şeylerin kolay değişmeyeceğini sen zaten biliyordun. Seni yazar yapan şeylerden biri de sende içselleşmiş bu yerleşik, bu kara bilgiydi belki. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Daha önce başkalarının başına gelen şey senin de başına. Yalnızca kıymetin bilinmekle kalmadı. Aynı zamanda entelektüel camia içinde moda da oldu. Senin "ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?" lafını herkes üstüne aldı. Şimdi malına, mülküne, makamına, tutunduğu iktidar çeşidine bakmadan her önüne gelen kendini senin tutunamayanlarından biri sanıyor. Tutunamama yanlık nicedir bir edebiyat hali. Zaten sen hep oyunlardan söz etmez miydin? Bilirsin, ölüler çabuk kimsesiz kalır. Sahipleri çoğalır çünkü. Sen bundan kurtulabileceğini sanmıyordum, değil mi? Bütün bunları düşündükçe aklıma Necati Gelin dizesi geliyor. Siz böyle olsun istemezdiniz. Hangimiz böyle olsun isteriz ki? Sen bilmezsin üstadım ama seninle güzel okur yazarlık günlerimiz oldu. Tutunamayanlar kitabının benim yeni yetmelik yıllarıma denk gelen ilk baskısı Sinan Yayınları tarafından iki cilt olarak yayınlanmıştı. Ben daha sonra ancak birini bulabilmiştim ve alabilmiştim. Diğeri ise hiçbir kitapçıda bulunmuyordu artık. Bulunmayan cildin ilki mi ikincisi mi olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Benim döne döne aradığım, piyasada hiçbir yerde bulunmayan işte bu ciltlerden birinin kitabın ticari başarısızlığı nedeniyle çuvallara doldurulup yeniden kağıt olmak üzere Seka kağıt fabrikasına satıldığından söz ediliyor. Bir kitap diğer yarısını arıyordu. Benim aradığım cilt kitabın başı mıydı, devamı mıydı? Başlayamadığım için mi devam edemiyordum, devam edemeyeceğimi bildiğim için mi başlayamıyordum? Şimdi gerçekten hatırlamıyorum. Senin yazdıklarına çok yakışan, başlı başına bir metafor sayılabilecek bu diğer yarısını arayan kitap macerasının benim için nasıl sıkı bir takibe, tutkulu bir ava dönüştüğünü, o günlerin heyecanını, aradığı hemen her şeyi elinin altında bulan
sonraki kuşak okurlarına aktarmakta zorlanabilirim şimdi. Ankara'da çarşı kitapçılarını çoktan tüketmiş, dükkanlarının bir köşesinde mutlaka birkaç raf kitap bulunduran kıyı bucak kırtasiyecilere varana dek her yerde aynı soruyu sorup duruyordum. Sizde tutunamayanlar bulunur mu? Yeri gelmişken Ece Ayman'ın ünlü dizesini almak için de bir fırsattır belki. Sizde eski harf kalp ağrısı bulunur mu? Tutunamayanlarda da eski harf bir kalp ağrısı yok mudur üstadım? Bu maceranın izinde Ankara'daki kitapçıları bitirmiş, İstanbul'da Beyazıt'taki sahafların da altını üstüne getirmiştim. Bir zaman sonra iki cildin kitaplığında yan yana geldiği günün sevinciyle nihayet tutunamayanları okumaya başladığımda kitabı herkesten daha fazla beğenmeye hazırdım artık. Bazı kitaplar birçok nedenle bizim olurlar. Bu da öyleydi. Ardından diğer kitapların geldi benim için. Dergilerde yayınlanan öykülerini hatırlıyorum. Yeni dergide Mantolu Adam diye yayınlanmıştı ilk. Beyazıt sonradan geldi. Unutulan adlı öykünü Soyut dergisinde okumuştum galiba. Bir sızıyla. Daha sonra May Yayınları'ndan çıkan öykü kitabın Korkuyu Beklerken'in içinde yeniden karşıma çıktığında konusundan çok bende bıraktığı sızıyla hatırlamıştım. Aşkı yeterince görünmeyen, unutulanın dilimizdeki en iyi aşk hikayelerinden biri olduğunu düşünürüm hala. Sahi gücünü bir aşkın sağlamlığından değil, olmamışlığından alan aşk hikayeleri de yok mudur? Üniversiteyi bitirdikten sonra devlet tiyatrolarında dramaturg olarak çalışmaya başlamıştım. Edebiyat dünyasından tanıdığım adların ya başvurusu yeni yapılmış ya da hep dendiği gibi arşivlerin tozlu raflarında kalmış oyunlarını, çevirilerini bulup çıkarmayı, onların repertuara alınıp oynanması için raporlarını yazmayı özel iş edinmiş, gönüllü olmuştu. O dönemde tiyatronun edebi kurulunda yer alan Cevat Çapa'nın koltuğunun altında getirdiği oyunlarla yaşayanlar da bunlardan biriydi. Bu nedenle ilk sahnelenişinde dramaturg olarak görev. Yeni sahnede yapılan daha ilk okuma provasında bu yazarın romanları da varmış galiba, sen hiç duydun mu? Diyen bir rejisör sahneye koydu oyununu. Anlayacağım, her şey yazdıklarımdaki gibi oluyordu. Bir tiyatro sahnesinde yapılan provada hayat sanatı taklit ediyor gibiydi. Kahkahadaki sızı, senin yazdıklarında olduğu gibi. Ne zaman hangisinin öne aldığına bağlı yalnızca. Oyun yazıda başka, oyunda başka duruyor. Bir tehlikesi de bu olamaz mı? Yaşasaydın, oyun yazmayı sürdürüp çoğaltsaydın, yazdıklarının sahnelenmesiyle birlikte deneyimlenerek öğrendiklerini yeniden yazına katarak zenginleşseydin, ne olurdu bilinmez. Hayat bazı sorunlarımızı elimizden aldığıyla da hayattır değil mi? Anlayacağın insanlar bildiğin gibi üstadım. Yaşıyor, oynuyor, ölüyor. Bazılarımız hala yazıyor. Burada bitiriyorum, bilirsin. Mektup dediğin bitirmezse uzun. Onlarla yaşayanlar Oğuz Atay'ın ilk ve tek romanı.
Ne yazık ki Atay oyunun sahnelendiğini göremeden ölmüştür. Atay, oyunlarda yaşayanları temel olarak yaşamın bir oyun, en bilinen ifadesiyle bütün dünyanın da bir sınırsız sahne olduğu tezi üzerine kurmuştur. Oyun boyunca oyunun nerede bittiği, gerçeğin nerede başladığı sorusu sorulmakta, insanlar yaşamları boyunca hiç tamamlayamadıkları ya da tamamlamaktan kaçındıkları oyunlarla bir bakıma gerçekten de kaçmaktadırlar. Bu bakımdan yazarın oyuna koyduğu, ancak sonradan oyunlarla yaşayanlar olarak değiştirdiği ilk isim ilginçtir. Hayat bir oyundur. Eğer yazabilirsek iyi bir oyun diye umurlandı albay. Oynayalım albay. Tekrarlara düşmekten korkmadan oynayalım. Asıl tekrarlara düşelim ki içimizi kemiren şeytanı her fırsatta rezil edelim. Hemen başlayalım. Yazalım albayım. İşte kalem, işte ıstırap albayım. Benden başlayalım albayım. Önce ben konuşurum. Sonra yine ben konuşurum. Soldan girerim albayım. Akşam olmaktadır albayım. Bütün güzel oyunlarda heyecanı artırmak için akşam olur albayım. Işıklar yavaş yavaş soğur. Güneş demek istiyorum albayım. Parantez içine yazılır albayım. Hava kararmaktadır diye. Parantezin içine italik yazılır albayım. Uzatma Hikmet denir ona gerçek hayat. Oyundaysa denmez. Oyunda tiyatronun kurallarına uygun olan güzel sözler söylenir. Bütün tanımlar parantez içinde verilir. Kimse o sözleri söylemez sahnede. Hikmet'in soldan girdiği görülür sadece. Sahnede hayattaki gibi öyle aptalca gülümseme olmaz. İnsan evindeki gibi de olmaz orada. Evindeki biçimde canı sıkılmaz. Bazen seyirciyle de konuşur oyuncu. Ama herkes bilir onun gerçekten konuşmadığını. Can sıkıcı karşılıklar vermezler ona. Oyun yazarının canı konuşmak istemiştir o sırada. Herkes bunu anlar. Onu boş görür. Hayata dayanamayan her insan gibi yapılır oyunda. Mış gibi yapılır. Ayağını, pantolonunun ütüsünü bozmadan iskemlenin kenarına dayarsın. Sekreter rolündeki kıza, patron içeride mi şekerim dersin. Herkesi atlatan gazeteci rolüdür. Oyundaki bütün gazeteciler gibi sevimlidir bu oyuncu. Kravatını hafifçe gevşetmiştir. Herkesin iç yüzünü ortaya çıkarır. İnsan seyrettiği yerden onu alkışlamak ister. Ama olmaz. Perdenin sonuna kadar beklemek gerekir. İnsan oyunlardan hiç anlamayanların sözü ona gerçekçi yorumlarını unutur da şu çocuk bütün namussuz heriflerin hakkından gelse diye oturduğu koltukta tepinir. Ben de gazeteci olsam da dirseğimi masaya dayayıp şu güzel sekreterle konuşsam diye içini geçirir. Ben de albayım. Hem o aptal seyircilerden değilim. Hem de böyleyim. Anlıyorsun değil mi albayım? Vazifemiz anlamak dedi albay. Bu görevde bulunduruluyoruz. Ben de küçük dertler yüzünden değil, büyük meseleler yüzünden harcamış olmak isterdim hayatım. Üstelik bazı şeylerin, mesela zavallı milletimin farkına varmaya başladım. Ben de bir eski zaman pilisi olsaydım.
modern oyunların modern kahramanları gibi silik bir hayat yaşamasak, belki de iş başından yanlış. Bence tamam dersleri almaya devam. Başımdan büyük işlere geçti. Gülünç olmak lazım. Son kuzumu oynuyorum aziz dostum. Ve bana pahalıya mal olsa da ancak bir kişiye anlatabiliyorum. Tabii ben biraz ucuza malum. Faturamı ödemediler. İnsanlığa bir şeyler bırakabildim mi dersiniz? Görevimi yapabildim mi? Oyun. Oyun. Biraz da gerçek oyunlarla ilgilensen iyi olur. Mesela benim para kazanmak, eli geçindirmek için sahneye koyduğum şu dikiş dikme oyunlarımdan. Ümit'in her sınıfı 2 yılda geçme oyununu düzeltsen biraz. Ya da paralı içkiye yatırma oyunu adam etsen. Erken emekli olma oyununun bize neye mal olduğunu bir düşünsen. Çocukluğun biteceğini bilseydim. Her ne pahasına olursa olsun oynardım. Ben de hiç olmazsa ihanet ederdim. Haini oynardım mesela, korkağı oynardım. Fakat oynardım. Kimse beni sahneden çıkaramazdı. Oğuz Atay'ın kahramanları genellikle aynı karakterli insanlardır. 8 oyuncudan konuşuyor. Beyaz mantolu adam, unutulan, korkuyu beklerken bir mektup, ne evet ne hayır, tahta at, babama mektup, demiryolu hikayecileri ve bir rüya. Kafka'yı çokça okuduğunu ve ondan etkilendiğini her fırsatta belirten Oğuz Atay, günlüklerinde Kafka'nın Yuva adlı öyküsünden etkilendiğini de itiraf eder. Bu etkiyi en iyi yansıtan eserlerinden biri de Korkuyu Beklerken adlı hikayesidir. Korku, Kafka'da olduğu gibi Atay'da da belirgin ana düşüncedir. Sonuç itibariyle Kafka'nın yuvası ile Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken adlı hikayeleri aynı temayı benzer şekilde işleyen 2 farklı hikayedir. Korkuyu Beklerken adlı eseri Atay'ın korku duygusunu en açık şekilde ifade ettiği eseridir. Sonra birden o sayfayı gördüm. Koridorda bulunan tanıdık eşyanın dışında tek yabancı şey olduğu için. Rafın üzerinde duruyordu. İçine oda kapılarının anahtarları konulduğu için vazonun yeri orasıydı. Taşı bittiği için bir aydır kullanamadığım çakmak da bıraktığım yerdeydi. Tuvalete giderken yanıma aldığım bir kitap, kırık olduğu için salona alınmayan heykel, 1200 liralık hesabımın olduğu bankadan yılbaşı hediyesi sigara tablası ki onun içine sigaramı yalnız ayakkabılarımı giyerken koyardım. Hepsi yerli yerindeydi. Demek ki üstü yazılı olmayan bu zarf yeniydi. Bu demekkiler beni her zaman rahatlatırdı. Fakat ben oraya zarf koymazdım. Çünkü zarfım yoktu evde. Çünkü kimseye mektup yazmazdım. Çünkü kimse bana mektup yazmazdı. Korktum. 100 soruda Oğuz Atay kitabında Selçuk Orhan, Arkadaş filminin ilk 3 dakikasının senaryosunu Oğuz Atay'ın yazdığını belirtir. Oğuz Atay ve Yılmaz Güney'in arkadaş oldukları, hatta Yılmaz Güney'in Oğuz Atay'dan borç istediği gibi ayrıntılar ise Yıldız Ecevit'in kaleme aldığı Ben Buradayım adlı kitabında yer alan bilgiler. Oğuz Atay'ın Arkadaş filminin senaryosunun da oldukça kısa bir bölümünü kaleme alması ise aralarında yaşanan bir anlaşmazlığı ya da çalışma programlarının uygun olmaması ihtimalini akla getiriyor. 1976 yazında yükselen ateş ve geçmeyen baş ağrıları yaşamaya başlar. Beyninde 2 tümör olduğunu anlaşılır. Yaşarsak göreceğiz olacak. Yaşamaktan korkmazsak göreceğiz. Ve bu dünyaya göstereceğiz. Yalnız seninle mi konuşabileceğim olacak? Oleg susuyordu.
Oldik zaten dış dünyayla konuşmazdı ki. Parçalanırdı, erirdi, eriyordu Oldik. Bu yaşamda artık sona geldi. Sonun geldi Oldik. Kendime yeni bir ön söz yazmak istiyorum. Beni kendime anlatacak yeni bir dil yaratmak istiyorum. Oldik dediği gibi aynı bu dünyada son kez cevap vermektedir. Hep ve daima sonsuzlukta yani yine hep birlikteyiz efendimiz. Tüm tutunan yanlarda. Biliyordu Oğuz Atay. Diğer yaşamları bilemeyiz ama dediği gibi sonuna gelmişti bu yaşam. Londra'ya tedavi için gönderilse de hayatının en büyük projesi olarak gördüğü Türkiye'nin ruhunu yazamadan. Ne ölmek nefessiz kalmaktır, ne de yaşamak nefes almaktır. Yaşamak sevinmeyi hak eden birine yaşamını harcamaktır diyerek. 13 Aralık 1977'de henüz 43 yaşında İstanbul'da yaşamında. Geleceği elinden alınan adam yoktur artık. Ama oyun bitmez. Sevgili Oğuz Atay oyunun karmaşık bir anında ayrılmıştır sahneden. Bizler de yorgunuz aslında oyunlardan ve bu oyunları ciddiye alanlardan, hayattan. Yine de devam ediyoruz. En kendimize ait yerinden hayata tırnaklarımızı geçirmeye, yaşamaya ve mücadeleye. Tamamlamaya ömrünün yetmediği Eylem Bilim adlı eseri için Gülmürte 8 Haziran 1976'da şunları yazar. Eylem Bilim diye başlayıp yarım kalan hikayeyi kısa bir roman haline getirmek istiyorum. Bir hocanın öyküsü. İki değişik hayat yaşayan bir yarı aydının macerası. İki dünyasında da uykuda gezer gibi yaşıyor. İradesiyle kendine gelebilmek için silkinmeye çalışıyor. Davranışları eylem olarak nitelendiriyor. Hayatı bir savaş olarak görmek zorunda kalıyor. Saldırılar ve ihanetlerle dolu bir savaş. Ordular, tarihi savaşlar. Oğuz Atay'ın günlük adıyla yayınlanan defteri yazar öldükten sonra kaybolur. Defter defalarca el değiştirir. Sonunda Gürsel Görcü tarafından edebiyatçı Cevat Çapan'a ulaştırılır. Yazarın ölümünden 10 sene sonra 1987'de ilk basımı yapılan günlük bize eserlerini yazma sürecine ve kurgulayış biçimine dair önemli detaylar sunarken niyetlerini daha açık bir hale getirmesi bakımından da yazarı anlayabilme çabasında başvurulacak çok önemli bir kaynaktır. Neyin ne olduğu, hangi suçun cezası ne kadar olduğu bilinmemelidir. Fakat herkes her an suç işlediği halde kendisine taviz verildiğini hissettiği için başı önünde dolaşır. Bizim ilk günahımız budur. Cezalandırılmayan küçük günahların toplamı. Hoşgörümüz de budur. Ayrıca devlet de aynı suçluluk duygusu içinde yaptırımları uygulamaz. Bu bakımdan bağışlayıcıdır. Karşılıklı bir oyundur bu. Bağışlanmayan tek suç bu oyunu fark etmek, bu oyuna karşı çıkmaktır. Gerçeği aramaktır. Bu dünya geçicidir. Bu dünyada elde etmek ve korumak bir insan için sadece kısa ömrü için gereklidir. Bunu unutmamalı. Mezarlıklar bu nedenle gözümüzün önünde bulunmalı. Evimizin bahçesinde, sokağın köşesinde tek mezarlar yer almalı. Her şey geçicidir. Belgeler gereksizdir. Unutulacak ayrıntıları yazmak anlamsızdır. Belki de unutmak esastır.
öğrenmek, kendini tanımak mutsuzluktur. Kelimelere dikkat et. Yalvarırım, kelimeleri unutma. Yazalım albayım. İşte kalem, işte ıstırap albayım. Bizim ilk günahımız belki de budur. Kapalı sistem yaratıklarının dış dünyaya karşı beslediği korkudur. Yaşama korkusudur. Dünyayı bir savaş alanına çevirdikten sonra her yandan düşman saldırısı bekleyenlerin korkusudur. Her davranışın devlete yöneldiğini sanan paranoyak yöneticilerin korkusudur. Kültür korkusudur. Matbaadan, şiirden, resimden, edebiyattan, felsefeden, sanattan, hatta dinden korkmaktır bu. Korkunun sonu yabancılaşmadır. Herkes her an suç işlediğini hissetmelidir ki başkaldırmasın. Karşılıklı bir oyundur bu. Bağışlanmayan tek suç bu oyunu fark etmek, bu oyuna karşı çıkmaktır. Gerçeği aramaktır. Olabildiğince kirli ve alabildiğine güzel dünyanın ölümcül oyunlarına kapılıp gitsek de zaman zaman duyuyoruz sesimizi. Biz buradayız sevgili Oğuz Atay. Biz buradayız. Oyunlarla yaşayan, geleceği elinden alınmış, beyaz mantolu, bireyciliği, alaycılığı ve oyun bozanlığıyla en tutunamayan adam. Yaşasa daha neler anlatacak, neler yazacaktı kim bilir? O şimdi Edirne Kapı Sakız Ağacı Mezarlığı'nda, ebedi istirahatgahında huzurla uyuyor. Ve andıkça, hatırladıkça oralardan bize bakıyor, kulak kapatıyor. İyi ki bu dünyadan gelip geçmişsin Oğuz Atay. Her erken yaşta aramızdan ayrılan yazım ustaları gibi az zamanda çok şeyler söylemişsin. İnsana dokunan, yüreğini yakıp geçen. Ruhun şad olsun. Anısına ve muhteşem üretimlerine saygıyla. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimle bu güzel ortamı paylaştınız. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Var. Şöyle geçelim. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben de şimdi sevgili Mecid Başkanımız var. Akabon toplantısına gittiği için bölümümüzün genel sekreteri olarak Somer Edoğlu'yu kendimi tanıtayım. Öncelikle böyle Tamam. Tabii, konuklarımıza doğru. Buyurun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli, değerli sunumumuz için. Gerçekten Türk edebiyatına, roman tarihine geçmiş eseri yeniden can verdiniz, gönül verdiniz, teşekkür ederiz. Ben çiçeği vermek üzere başkan yardımcımız Mahsun Altan, böyle davet ediyorum. Evet. Sorumsuz dinleniyor. Evet. Sorumsuz. Farkındayım. Göz temaslarından anlaşılıyoruz zaten. Teşekkür ederim. Özlem Hanım'ın tam diyebilirim. Evet. Diğer şeyde Celal Bey. Buyurun. Büyüğümüz var. Evet. Celal Sözcan. Buyurun efendim. Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Ayrıca sağlık. Üyesi Zülfü'nün buyurun. Size böyle. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Doktor Soykan Hanımefendi, Ali Yedigöz Hocam, Baha Sağlık Akademik Şeyi'ni de ben teşekkür ederim. Onur ettiniz böyle güzel çiçekler. Biz çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Harikaydınız. Harikaydınız.